Merhabalar, ben Köfteist Köfte ve FTB Mindcrack serimizin 21. bölümüne hoş geldiniz. Normalde bu bölümü macera özel bölümü yapacaktım ancak sonradan fikrimi değiştirdim. Onun yerine daha değişik bir şey yapacağım. Dolayısıyla da bundan sonraki bölüm macera özel olacak. Bu bölümde yapacağım şey ise madem sorting sistemimizi tamamladık, neden Quarry yapmıyoruz? Evet. Öncelikle Quarry yapmak için bakalım şuraya. Bir tane Diamond Drill lazım. Bir tane de Advanced Circuit lazım. Şu an Diamond Drill'i yapabilecek malzemelerin hepsi elimde mevcut. Siz yokken hazırlamışım onları. Pil şurada kaldı galiba. Ha yok, pardon, elimdeymiş. Evet, normal mining drill'imiz hazır. Advanced Circuit'imizi koyuyoruz. Titanium'larımızı koyuyoruz. Ve Diamond Drill'imiz de hazır. Şimdi neye ihtiyacımız var? Bir tane daha Advanced Circuit. Ve bolca Gear. Bize toplam 8 Diamond. Ama diyecek. 8 16 28 tane de iron lazım. Ve bolca wood. Bu arada şu wood tarlamız hakkında ufak bir detay. Şurası dolduğu için buraya taşıyorlar. Fakat bunlarla da yakında ilgileneceğim, merak etmeyin. Bunlar için zaten birkaç değişiklik yaptım. Şuraya kovanımızı taşıdım ve sayısını da artırdım ki arkaya da 2 tane daha koyacağım. Bunun dışında termal jeneratörlerimizin sayısını arttırdım ve bir tane daha ekleyeceğim. Bunun dışında magma crucible'larımızın sayısını da arttırdım. Bu sayede lav üretimimiz aksamayacak ve gayet stabil bir enerji üretimimiz sahip. Bunlardan her biri 24 EU üretiyor. 24, 48... güzel yani. Ayrıyeten şu şurayı da 4 tane daha Industrial Steam Engine ekledim. Ve bunlardan bir tanesini suya çevirdim. Yani suyla çalışana çevirdim. Bir tanesi elma suyuyla çalışacak, diğeri suyla çalışacak. Bunun temel bir sebebi var. Çünkü elma suyu yeterince hızlı üretilmiyor. Ama gene de mulch için elma suyuna muhtacım. Yani elma suyu kullanmak zorundayım. Aksi halde fertilizer kullanmam gerekecek ve onu da onun için de appetite kazıp durmam gerekecek. Ayrıca son bir değişiklik daha. Bunların sayılarını ve düzenlerini değiştirdim. Daha şık duracak bir hale getirdim. Evet. Ve şunları Obsidian Pressure Plate ile değiştirdim. Renk en azından biraz uyumlu olsun diye. Evet. Şimdi gear'larımızı hazırlayalım. Toplam 7 tane gear'e ihtiyacımız olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Misler gibi 7 tane gear'ımız. Bu arada iron'ları yanlış hesaplamışım. Ben direkt şuradan bir stack'ten fazlasını alayım. Gold'ları da alayım. Diamond'lar zaten elimde. Ve cobblestone. Cobblestone'larımız azaldı çünkü çoğunu clay'e çevirdim. Ne yaparsın? Evet. Bunları öncelikle stone gear'a çevireceğiz. Ve sonra hepsini iron gear'a da çevireceğiz. Bunlardan 4 tanesini gold'a çevireceğiz. Ve bunlardan 2 tanesini diamond'a çevireceğiz. Evet, içim yandı bir an. İçim acıdı. Bunun dışında elektronlarımız ve bir adet daha Refine Iron'a ihtiyacımız var. Bunu Advanced Upgrade edelim. Ben hemen her şeyi hazırlayıp geliyorum. Evet, Quarry'miz hazır. Biraz pahalı bir makine. Fakat değecek bir makine. Fakat onu şu an yerleştiremeyiz. Çünkü bir şey daha yapmamız lazım. Enerji Tesseract. Enerjiyi bununla aktarmayı planlıyorum. Ve bir şey daha mevcut. Yapacağım. Redstone Energy Cell. Redstone Energy Cell ne diye soracak olursanız eğer... Thermal Expansion Minecraft türü depolamak için bir yol ekliyor ve o yol da bu. Bunun için bir adet Energy Frame ki bunun için bir Diamond ve 4 elektron daha lazım. Diamondlarımız tükeniyor yavaş yavaş. Olsun, Diamond harcamak içindir. Diamond, Hardened Glass'larımız burada bir yerde olacak. Ha, burada biraz daha elektronumuz varmış. Güzel. Energy Cell. Empty olanı. Ve bunu Redstone'la dolduruyoruz. O esnada Tesseract frame'lerimizi de hazırlayalım. 2 tane daha Diamond lazım bunun için. Peki, Diamond dostu bir makine yapmıyoruz. Evet. 2 Diamond. Tinlerimiz lazım bize. Tabii yukarıdan alacaktım ben tinleri. Topluca alalım şunları. Tesseractlar hakkında ufak bir detay. Zaten mantıken düşündüğümüz takdirde bir tesseracttan bir tane yapmamız, tesseractlardan en az bir tane yapmamız mantıksız olur. En az 2 tane yapmamız lazım. Çünkü çift yönlü bir şey. Enerji frame'imiz de hazır. Bir de tabii biraz daha senden lazım. Medium stone. Can kurtarıcısın. Bunları eritelim. Bunlar ola dursun. Biz de o esnada Enerji frame'imizi yapalım. Redstone Energy Cell. Ne lazım? Elektron, LED ve Redstone Conductive Coil. Bu biraz farklı bir şey. Zaten gördüğünüz üzere bu elektron kullanıyor. Ve sanırım birazdan bu seride ilk defa LED kullanacağız. Evet, düşündüğümde bu seride ilk defa LED kullanıyoruz. Ve Redstone enerji selimiz hazır. Redstone enerji selimizi bu sadece Quarry'e bağlı olacak. O yüzden bunu sadece Quarry'nin hattın da kullanılacak şekilde kullanacağım. Şimdi bunu nereye yerleştirebiliriz? Şuradan bir hattımız geçiyordu. Evet, gördüğünüz gibi bu enerji depolamaya başladı. Ve 100 Minecraft Joule depoluyor. Sen 40 Minecraft Joule ver. Bunlar zaten 100 Minecraft Joule'den biraz fazla üretiyorlar. Bu esnada tesseractlarımızda da bakalım. Tesseractlarımız da olmuş. Bunları enerji tesseract'a çevireceğiz. Enerji Tesseract. Biraz daha LED. Silver. Redstone Conductive Coil. Elektron. Cidden ilk defa, bu seride ilk defa LED kullanıyoruz. Abartmıyorum. Sen gel şuraya. Silver'larımı. LED'ler. Conductive coil'ler. Ve elektrumlar. Enerji tesseractlarımız hazır. Ve son bir şey daha yapmamız gerekecek. Dım dım. Ender Chest. Bundan 2 tane yapmamız gerekecek. Bunun için 2 wool, 2 chest, 2 ender pearl, 4 obsidian ve 8 blaze rod. Hemen onları hazırlayıp geliyorum. Ve ender chestlerimiz de hazır. Tabii son bir şeye daha ihtiyacımız var. Bu arada bunu buraya koyduk. Şurası da Zycraft eşyalarının tutulacağı yer olacak. Dolayısıyla da 2 değil, 3 tane daha manager'a ihtiyacım olacak. Oh. Dolayısıyla da 3 tane manager yapmam gerekecek. Ancak şu an sadece 1 tane yapsam yeter. Zycraft eşyalarını çok daha sonra işleyeceğim. Onu ilerleyen bölümlere saklayacağım yani. Bu bölümde bu Quarry'yi bitirmek istiyorum. O zaman ben bu manager'ı yapıp geliyorum hemen. Ve evet, manager'ımızı da yerleştirdik. Şu an bu manager'ımız hiçbir şeye atanmış durumda değil ki zaten atamayacağız da, girebilirsem içerisine. Tamam, boşver. Hiçbir şeye atanmış bir manager olmayacak. Çünkü bu tamamen input chest'imiz olacak. Yani bu ne demek? Mesela şu an burası atıyorum. Buna birazdan bunun içinde belirleyecek burasılar. Bekliyorum. Bekliyorum. Burasılarımız geldi. Evet. Şu an tam olarak her şeyimiz hazır durumda. Biz ek markerlarımızı hazırlayacağız. Onlar da en kolay işin en kolay kısmı zaten. Tesseract'ımızı koyuyoruz. Tesseract'ların göstermiştim daha önce bu durumunu. Bu sadece send only olacak. 1 olsun. At. Tamamdır. Ve yanına kobaston lazım. Yanına bir adet lever. Bu lever'ı koymamızın sebebi ise gerektiği zaman bunu durdurabilmek. Yani sistemi durdurabilmek. Ve şimdi markerları yapıp Quarry'mize yerleştirelim. Bunun için 3 tane lapis lazuli, 3 tane redstone, redstone torch, 3 tane lapis lazuli ve bir yerde benim sürüsüyle lever'ım olacaktı ancak yok galiba. Obsidianlar, siz de şuraya gidin. Bakın burada nelerimiz var. Lever'larımız buradaymış. Tamam. Şimdi bize ne lazım? Başka? Başka hiçbir şey lazım değil. Bir tane Chunk Loader koyacağız da onu şimdi yapabiliriz. Chunk Loader'ı hemen önümüzde craft edeyim. Chunk Loader. Bir adet Enchant Table. 2 diamond'ımız daha gidiyor. 4 obsidian. Kitap burada bir yerde olacaktı ve bu chest doluyor yavaş yavaş. Bunları bir şekilde hallederiz yakında. Yani ben kitapları nereye koymuştum? Hemen bulalım bir. Yoksa kitapların hepsini kullandım mı? Bak, bu önemli bir konu. Sanırsam kitapların hepsini kullandım. Ve sugar cane'im de yok. Bu sıkıntı oldu işte. Neyse, şuradaki enchant table'a şu an ihtiyacımız yok ve şu spider'lar cidden sinir bozucu olmaya başladı. Hiçbir süre sana ihtiyacımız yok arkadaş. Tamam, enchant diamond harcamaktan kurtulduk. Kısa bir süreliğine. Obsidian yerine geçecekler zaten. Geri kalan her şeyimiz var galiba. Gold hariç. Gold'u da yaparız artık. Gold. Ender Pearl. Bir saniye, bir tane gold değildi. My bad. Benim hatam. Ve Enchant Table. Chunk Loader'ımız hazır. Chunk Loader'ı nereye yerleştirelim? Şimdi şurada dursun. Show Lasers. Şu an bu Chunk Loader'ımızın yüklediği alan bu. Tam istediğimiz alan. Ve şimdi Quarry'mizi koyacak güzel bir yer bulalım. Tabii lazerleri de gizleyelim burada. Quarry'ler hakkında ufak bir detay. Mutlak okyanus taraflarına kurmanız avantajınıza. Ve yanıma cobblestone alsaydım güzel olabilirdi. Bu chest'e de güzel bir çözüm getirsem güzel olur. Cobblestone yerine 4 alayım. Okyanus taraflarına yapmanızın bir avantajı var. Bu sayede eğer bir lava denk gelirse burada hemen Chunk Loader'ım Raise Minimap'in bir özelliğini kullanacağım bu sefer. Chunk'ları göstermesini. Güzel. 3 blokluk alan şu an bir chunk içinde. Quarry'mizi koymadan önce aslında markerlarımızı koyalım. Aslında şuraya değil de şuraya koysam çok daha mantıklı olur. Markerımızı koyalım. Markerımıza redstone sinyali verdiğimiz takdirde markerın erişebileceği maksimum alanı görebiliyoruz. Ki şu an yapılabilecek en büyük sınırlardaki quarry'yi yapmaya çalışıyorum. Sen hover modda... Evet, hover moddaymışım. Evet. Bu markerımızı koyduk. Ve şuraya da bir marker koymamız gerekecek. Biraz sıkıntı olacak. Ama olsun. Evet, markerlarımızı koyduk. Şimdi şu redstone sinyalini, yani lever'ımızı oradan kaldıralım. Ve bu merkez marker'a sağ tıkladım. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine bağlandılar. Buna quarry'mizi koyduğumuz takdirde gördüğünüz gibi bu olacak. Worker'ların umurumda değil. Ve buna öncelikle Ender Chest'imizi koyalım. Tabii bu Ender Chest sistemini biraz değiştireceğim. Bir buffer sistemi falan koyacağım. Bu sayede Ender Chest'imiz dolduğu takdirde quarry'miz itemları dışarı atmayacak. Ama şimdilik bu işimizi görür. Ve enerji hattına bağladığımız andan itibaren bu neden yıkıldı? Bir saniye. Receive only. Ha tamam. Yapıyormuş bu. Gördüğünüz gibi şu lazerimiz quarry'mizi inşa etmeye başlayacak. Bu arada enerji tesseractlar hakkında ufak bir uyarı. Enerji tesseractların %25 enerji kaybı vardır. Fakat o kadar uzak mesafede enerji taşımak için daha iyi bir yol bulursanız eğer söyleyin bana. Enchant Leather Armorlu Skeleton. Bugünleri de kaldık. Gördüğünüz gibi quarry'mizi inşa etmeye başlıyor. Ve bu inşaat bittiğinde hemen bitirmeye sarıyorum. Ve gördüğünüz gibi quarry'mizin inşaatı bitti. Ve şöyle bir kol başladı. Bu kol ne diye soracak olursanız. Gördüğünüz gibi buraları kazıyor. Bunu suyun içine kurmamın temel sebebi ise herhangi bir lava denk geldiği takdirde ayrıca gördüğünüz gibi buraya atıyor direkt bunları. İçerideki manager'ımız ise otomatik olarak onları yerleştiriyor. Manager'ımız gayet idare ediyor bunu. Aslında hızını düşürebilirim bile. Çünkü o kadar hızlı bir şey belki sistemi zorlayabilir azıcık. Yani buffer'ı koyana kadar azıcık yavaşlatayım. Yavaşlatmayı ise buradan yapıyorum. Sadece şunun çıkış hızını düşürerek. 30 Minecraft Joule. Güzel. Hemen bunun çalışmasına bakalım. Azıcık düştü. Pek gözle görülmüyor ama düştü. Evet. Ve quarry'mizi de kurduk. Bu sayede otomatik olarak buradan itemlar gelip dağılacak. Tabii şu an hiçbir yere gitmediği için ve buraya ufak bir düzen getirmem gerekecek. Hemen bunları düzenleyip geliyorum. Evet. Bunu yapmamın temel sebebi bu istediğim orandan daha fazlasını kabul etmemeleri. Ki zaten yakında bir recycle sistemi de döşeyeceğim. Hatta recycle sistemini şimdi döşeyebilirim. Yani geri dönüşüm sistemi. Bunun için bize ne lazım? Recycler. Recycler yapımı kolay. Kompresör. Glowstone 4. Refine Iron. Hemen ben kendime 4 tane kompresör yapıp geliyorum. Ve gördüğünüz gibi recycler'larımız da hazır. Recycler ne diye soracak olursanız eğer geri dönüştürücü. Ama basitçe. Yaptığı iş ise kabaca bir şeyleri geri dönüştürmek. Bunun için bir enerji hattına daha ihtiyacımız var. Recycler'larımız nerede olsun? İşte asıl mesele bu. Şuraya koyalım. 4 tane recycler'ımız buraya yetecektir bence. Ve bunlara yümelik küplerimizi de koyalım. Evet, tabii küplerimiz buradaydı. Bir de Relay'e ihtiyacımız olacaktır. Relay'i sonradan koyarım. Küplerim neredeydi benim? Ha, elimdeymiş. Aslında filter artı relay lazım olacak. O yüzden onları ben yapıp geliyorum hemen. Evet, bunları yerleştirdim. Şu an içinde sadece cobblestone atanmış durumda. Bir de 4'e atayalım. Bunun dışında başka neler atayacağız? Geri dönüştürülecek her şeyi. Sand. Gravel. Sandstone o kadar sıkıntı yaratmaz herhalde. Ve tabii ki de şu an için wood. Bunu koymuştuk zaten. Sand. Tamamdır. Tabii yol üstüne wood'un gidebileceği daha öncelikli bir hat koyacağız. Bu. Ama şimdilik wood'lar geri dönüştürülse de olur. Ve buna bir enerji hattı bağlayacağız. Bunu medium voltaj enerji hattından bağlamamız lazım. Aksi halde patlar. Çünkü bunlar pardon, low voltaj enerji hattı. Çünkü bunlar low voltaj kabul eden makineler. Tabii de kablolarımız yetmiyor. Hemen birkaç kablo daha craft edelim. Bu bölümü bitirelim burada. Bunun için bize 10 tane silver ver bana. 10 tane gold ver bana. Bu arada artık Blast Furnace'ımızı kullanarak misler gibi hızlıca elektrum üretebiliyoruz. Seviyorum Blast Furnace'ı. Arada sıkıntı yaratıyor da güzel bir şey. 2 tane diamond. O 2 diamond illa harcanacak. Evren bana bunu diyor. Ve glass'a ihtiyacımız var tabii ki de. Şimdi 2 diamond, 2 elektrum. Misler gibi. Sizi biraz daha arkadan geçirebilirim. Iska. Burayı da kapatalım. Görünmeyen kısmını, görünmeyecek kısmını cobblestone'la kaplayalım. Görünecek kısmını da yukarıdan normal stone'umuzu alıp kapatalım. Misler gibi çalışan recycle sistemim var. Muhtemelen bunu görenler bana küfür etmiştir o esnada. Evet. Evet, artık recycle sistemimiz çalışıyor. Şuradan cobblestone'ları da recycle edelim. Ve biraz sizlerden recycle edeceğiz. Bulutlardan. Şunları da yakında overclock edelim. Overclock, Zycraft makinelerinin daha hızlı çalışmasını sağlayan bir şey. Overclock upgrade'leri 2'den fazla alabilirim aslında. Sen şimdi şuraya git. Siz de. Evet. Sanırsam bu bölümü bitirmek için gayet güzel bir noktadayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteist Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.